Şöyle nefese bakalım. Nefes gayet güzel görünüyor. Postür gayet iyi ama seste çok hava var. Bak yine. Bir saniye. Bak. Do diyezde bu kadar hava olmasını çok sevemedim. Yani çok hava var seste. Şafak söküyor. Hava var seste. Sevgilim, sevgilim, bak yine. Yönlendirmeleri iyi, tını iyi, hiç fena değil. Ama seste hava var. Bu seste hava var. Bu seste bir disfonik sorun var. Neden bilmiyorum. Sabah yani kesinlikle fizyolojik bir durum. Sesten bir hava gelişi var. Pozisyonlanma sorunu var. Yani ses tellerinden birinde ya da ikisinde bir problem var muhtemelen. Tam kapanma gerçekleşmiyor. Bir hava kaçağı var sesten. Bunu da seslerin ilk girişlerinde zaten duyuyoruz. Yani ha gibi bir şey var. Yani sevgi gibi var. Yani sev değil de sev gibi bir durum var. Bunun bir sebebi vardır tabii, bakmak lazım. Bilmiyorum sesi sonuçta, yani onu incelemek lazım ama böyle bir durum var. Neyse, devam edelim. Entonasyonlar bu arada güzel. Ya yani bu duruma karşın entonasyonların temiz gelmesi Sen iyi. kim bilir ne duygu. Duyuyor musunuz onu? Hani gibi bir şey var arkadan. Hep bir, önce bir hava, yani kas tam kapanmayıp böyle hava kaçırıp tak sonra kapanıyor. Niye bilmiyorum. Ben yani mutlaka bir sebebi vardır. Neler de olur. Sulkusta olabilir bu. Akıntı, geniz akıntısında olabilir. Reflü bu kadar geniş ses rezonans aralığını etkilemez. Ondan olduğunu zannetmiyorum. Nodül tipi lezyonlarda olabilir. Ama bir şey var seste. Ödem olabilir seste. Onu da atlamayalım. Belki performans öncesi seste ödem. Enfekte bir durum olabilir. Akut bir sorun olabilir. Şimdi bu pencerede değerlendireceğiz bu performans. Yani böyle bir rahatsızlık durumu söz konusuyken seste neler oluyor göreceğiz. Vokal açıklıkları gayet iyi. Uzamalar gayet iyi. Mesela burada hiçbir edit yok performansı. Entonasyon çok iyi yani. Gayet iyi. Vokal açıklıkları çok güzel ya. Bayağı beğendim bak. Açıklık çok iyi. Bak pozisyonlayarak girmeler falan. Gayet iyi. Vokal açıklıklarını çok net oluşturuyor. Dil pozisyonlanmasında yukarıda askıda kalma var. Dil tam yaslanmıyor. Zaten ondan neden diye hafif bir e'lerde böyle bir dikkat ediyor musunuz? Darlık var. Stil davranışı diyebiliriz buna. Mesela ben Melek Mosso'nun söyleyişinde buna müdahale etmezdim mesela. Yani çünkü buna müdahale ettiğinizde neden diye söyleyen şarkıcıyı neden diye yaparsınız ve o bir anda bambaşka bir tını akustiğine döner. Bence bu müdahaleye gerek yok düşüncesindeyim. Evet, şimdi meyana geleceğiz. Gelelim diğer tarafa. Melike Şahin, dön ne olur performansındayız. Biraz böyle baktım performansa ama tam bir analizim yok. Şuralardan alalım. Şöyle aldım. Vay 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 vay. Çok 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 olay var. Şimdi bir, çok şey sayacağız. Şimdi çok gerginlik var şu çenede. Çok gerginlik var. İçerisi hiç açık değil. Sıkma var.
nameler kırılmayla yapılıyor. Hançere kullanımı mümkün değil. De sallantı, sarsıntı, beden vibrasyonu çok var. Oo, çok çene dar ya. Çok dar ya. Canım falan yani. Canım. Canım noktasında yani. Bu kadar çene çok gergin. Canım çok sıkıldı çabuk gel noktasında bir çene açıklığı. Bu bayağı bir problem. Yani bunda akustik tınıyı bir kenara bıraktım. Beğeni beğenme burada bu noktada değilim ama tizler yani meyan gelse ne olacak? Ya bu büyük problem mesela. Bu büyük bir problem. Ya mesela Melek Mosso'da ne gördük? Abi seste hava var, problem var. Tamam. Bu bir kriz. Ama vokal açıklığı var, yönlendirme var. Mesela tansiyonu dışarı atma var. Burada ses temiz. Ses tertemiz geliyor. Bir problem duyulmuyor. Hava yok. Bir ne bileyim seste bir pozisyonlanma sorunu yok. Ama çok büyük bir kriz var burada. Ya mesela bu problem net bir ses sorununa dönüşme olasılığını doğurur. Yıl 2022 12 Aralık yani 2023'ten bir ay öncesi yani bundan da bir 5 ay öncesinde bu teknikle söylerse bu şarkıcımız ve bu süreçte performanslarını bu şekilde devam ederse bundan bir 3 ay sonra, 4 ay sonra, 5 ay sonra bu seste bazı sorunlar oluşabilir. Benden söylemesin. Ben söyleyeyim. Yani nefes yönlendirmesi çok zayıf. Zaten entonasyonlarda da sorunlar var. Bak. Mesela. Gittin de. Çok dar. Melike Şahin de benden ya çene sorunu. Bende de var mesela bu çene problemi. Yani çok fazla hançere yapan şarkıcılarda da vardır bu arada bu sorun. Ama yani bu bir problem. Yani bunun problem olmadığı gerçeğini değiştirmez bu. Olduğu gerçeğini. Çok çok sorun. Vokal yavaş yavaş açılmaz. Bakalım si bemol gelecek. Oradan bir baktım entonasyonu. Yani ses Allah'tan geliyor. Bence rezonans olarak da çok yüksek hacimli bir ses değil. Çok koyu koyu bir rezonansı olan bir ses değil. Bu da şansı biraz arttırıyor tabii. Yani seste rezonans çok olmadığı için genel olarak fırlatmalarda falan daha performansı idare edebiliyor. Mesela Melek Mosso öyle bir ses değil. Melek Mosso'da mesela rezonans seste çok fazla var. Dolayısıyla evet yani rezonansın çok olması da ister istemez daha fazla problemli yüz yüze kalmasına neden oluyor. Ama bu seste mesela doğalında çok rezonans yok. Bu seste bile rezonans olup da böyle söyleseydi bayağı bir sorundu. Ama yine de bence yine bir problem bu yani. Bu sorun yaratır. Mesela bak ben bunu anlatmayayım. Mesela bastırma var, iyiye baskı var ama ıkınma var. Mesela yukarıda elmacıklardan rahatlattı biraz tınıyı. Mesela daha temiz bir ses. Mesela şimdi Melek Mosso'yu dinleyelim. Melek Mosso'da bu kadar temiz duymuyoruz sesi ama... Ama... Bazı şeyler daha doğru. Mesela uzamalar daha doğru, yönlendirmeler daha doğru. Vokal açıklığı mesela çok önemli.
Çok mesela o konuda daha iyi. Aksiyonu dışarı atıyor. Mesela fırlatıyor. Yani bunlar çok kritik şeyler. Bunda ne, hangi frekans? Re. Yani re veriyor mesela. Ve bu rezonans büyüklüğüyle bu arada. Onu da söyleyeyim ya. Mesela Melike Şahin'in rezonans büyük. Bakın ben anlatmaya çalıştım şu. Ses kasları yapı olarak farklılaşır. Her ses kasının ürettiği rezonans farklıdır. Mesela Melek Mosso, mezzo bir ses aralığında olabilir. Melike Şahin soprano olabilir. Ya da ikisi de mezzo da olabilir bu arada. Mezzo olmalarına rağmen rezonans büyüklükleri, hacimleri farklı olabilir. Bu ses kas yapısı ile ilgili bir durumdur. O yüzden mesela tenor seslerde bir de kontur tenor dediğimiz sesler vardır. Nedir kontur tenorlar? Esneyebilen, daha mix yapabilen seslerdir mesela tizlerde. Ve rezonans hacmi daha azdır tenora göre mesela. Aynı şey kadın sesler için de geçerli. Koloratür soprano vardır, soprano vardır falan. Rezonans hacmi bu anlamda önemli bir detaydır. Burada mesela Melek Mosso'nun ses rezonansının Melike Şahin'den daha fazla olduğunu söyleyebiliyoruz. Ama dikkatinizi bir şey çekiyor mu bilmiyorum. Melek Mosso'da mesela hava var seste. Ama Melike Şahin daha sağlıklı bir ses. Mesela daha tını olarak daha sağlıklı tınılar geliyor mesela. Ama nereye geçtim be? Ama ha gel. Bir yere gitti. Ama yani burada bedende çok hareket var ama şu alanda, şu postür alanında yükselmeler gayet iyi. Mesela vokal uzatmalarda bedeni uzatmalar gayet iyi. Bakın biraz yavaşlatayım. Bedeni uzatmalar gayet iyi. Ben beğendim ya. Vallahi beğendim. Bak, E'de görüyor musunuz yaslanmayı? Bakın görüyor musunuz açı? Biraz arkaya yaslanma var ya, balansı bozabilir bu problem ama bu açı için çok iyi ya. Yani ama çok bu arada. Bakın yavaşlattığımızda çıktı. Vibrasyon çok var ya bu ses. Bak vibrasyona bakın. De yani de gibi yapıyor normalde ama yavaşlattığımızda oradaki vibrasyonun ne kadar sarsıntılı olduğunu görüyoruz. Bu vibrasyon hatalı bir vibrasyon. Bu ne yapar biliyor musunuz? Çok sallarsanız entonasyon sorunlarını çok doğurur. Çünkü sesin yerini bulmak konusunda problem yaratabilir vibrasyon. Unutmayın, entonasyon önde, vibrasyon her zaman sonrasında. Veya kahvesinde de olması gereken budur. Kahvesinde olursa de buraya gidebilir, kaçabilir. Bu problemli bir durum. Dikkat etmek lazım. Melike Şahin'e döndük. Yani mesela dudak pozisyonlama yok, yüzde çok gerginlik var. Mesela vokale çıktığını en net gördüğüm yer burası. Dön o da yani, dön, dön. Vokal pozisyonlamada problem var. Kazanan Melek Mosso. Üzgünüm. Üzgünüm. Yani Melek Mosso, evet seste hava var, problem var ama en azından teknik çok şey görebiliyoruz. Melike Şahin'de onlar yok. Çok kritik hatalar var. Nefes sorunu var. Çok ciddi bir artikülasyon sorunu var. Dudak pozisyonlanma sorunları var. Hançere problemleri var. Var da var, var da var yani. Evet seste daha fazla problemi görüyoruz Melek Mosso'da. Mesela vibrasyon çok fazla var seste. Bu bir problem. Mesela bu noktada Melike Şahin entonasyon olarak daha iyi ama açık konuşmak gerekirse sorunları kıyasladığımda akustik alanın böyle bir darlıkta olması, dilin bu kadar kapalı olması, hançereleri bu kadar beden sarsıntısıyla yapmak, ıkınma, sıkma, çene kasılması bunlar çok kritik problemler. O sebeple
Melekmoz suyu kazananlar listesine alıyoruz ve